Değerli izleyenler, Az TV ekranlarına hoş geldiniz. Satır Başı programımızda karşınızdayız. Her cuma günü olduğu gibi programımızda Bursa'daki değerli spor kulüplerini, spor organizasyonlarını ve değerli spor insanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Spor konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da gerçekten Satır Başı programımızda çok değerli konuklarımız var. Mustafa Gönden Futbol Akademisi bugün bizlerle olacak. Akademi kurucusu Sayın Mustafa Gönden ve akademinin başkanı hem de sevgili eşi Deniz Gönden bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Teşekkürler, hoş bulduk. 2008 yılında kurulan bir akademi. İsterseniz önce sizden hikayesini dinleyelim. Fikir nasıl gelişti, nasıl oldu sizin için? Ya fikir şöyle gelişti. Şimdi profesyonel futbolculuk hayatından sonra yine futbolun içinde kalmayı düşünüyorsun. Yani futboldan sonra ticarete atılayım, işte şunu yapayım, bunu yapayım diye bir düşüncem hiç olmadı zaten benim. Bunu eşimle paylaştığım dönemlerde de 3-4 tane yol vardı. İşte bunlardan bir tanesi teknik direktörlük yapabilirsin. İşte hocalık basamaklarını çıkarsın. Bir tanesi menajerlik yapabilirsin. Bir tanesi de eğitim veren bir futbol okulu, bir organizasyon kurarsın. Hani yanlışları, çünkü ben hep şunu savunuyordum. Türkiye'de futbol eğitimi altyapılarda çok doğru verilmiyor. Şimdi bunu savunurken bu çarkın içine nereden girerseniz girin bu çarkın adamı olursunuz. Biz de dedik ki yani kendi bildiklerimizi, kendi doğrularımızı, kendi akademimizde, kendi futbol organizasyonumuzda biz öğretelim. Hı hı. Yani madem bunun yanlış olduğunu söylüyoruz, doğrusunu insanlara sunalım dedik. Tabii bu şu anlamda da şeydi, aile bütünlüğünü de bozmamış olduk. Yani bir teknik direktör olsan işte bugün doğudasın, öbür gün batıdasın. Hangi gün nerede olacağım belli değil. Tabii nerede olacağım belli değil. Zaten futbol yıpratıcı bir iş. Yıllarca oynadıktan sonra hani işin o tarafından ziyade daha aileyle beraber çocuklara yönelik, ailelere yönelik bir organizasyon kuralım dedik. Bu anlamda akademinin temeli atıldı. Sayın Başkan, bir de sizden dinleyelim akademinin kuruluş hikayesini. Mustafa hocamızın da söylediği gibi Mustafa hocamız diyoruz biz artık resmiyette. 2008 yılında kurulduk. Birlikte aslında sırt üstüne vererek kurmuş olduğumuz bir oluşum bu. Fakat daha sonrası tabii bünyemize hocalarımız, çalışanlarımızı katarak adım adım büyüdük. Aslında MGPFA bir bütünün ismi. Bizler hepimiz birer parçalarıyız onların. Ben, Mustafa ve yardımcı hocaları, tesis çalışanımızdan çocuklarımıza, velilere kadar, velilerimize kadar hepimiz bir bütünüz. Bu bütünün adı MGPFA. Mustafa'nın da anlattığı gibi 2008'den bu döneme kadar çok sosyal sosyal anlamda olsun, eğitim anlamında olsun çok aşamalar kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve bunun için de çok çalışmalarımız oldu. Eğitimin yanında sosyal tarafına da her zaman çok önem vererek çocuklarımızın fiziki gelişimlerinden ziyade ruhsal gelişimlerine de çok önem vererek biz bu eğitim kurumunu bugüne getirdik. Bunun için de şu an için gururla devam ettiriyoruz. Bu organizasyonda peki kaç çalışan yer alıyor? Antrenörüyle, hocasıyla, çalışanıyla? Kaç kişilik bir ekipsiniz? Şu anda 6 kişiyiz. Peki 2008 yılında temelleri atıldı. 10 sene geçti. 2018'e geldik. Neler hedeflediniz? Onlara yaklaşabildiniz mi? Bu 10 senelik süreç size neler öğretti? Şimdi şöyle, ilk akademiyi kurduğumuzda 2008 yılıydı. 2018'e gelene kadar her sene bize neden kulüp kurmuyorsunuz, neden kulüpleşmiyorsunuz, işte neden bu organizasyon sadece burasıyla sınırlı kalıyor diye dışarıdan eleştirenler oldu, önerilen yerler oldu. Biz hep şunu hedefledik. Dedik ki bir işi yapıyorsanız, ben çocuklarıma da hep aynı şeyi söylerim. Simit bile satsan en iyisini satman lazım. Ne iş yapıyorsan yap, en iyisini yapmak zorundasın. Kulüpleşme de bir süreçtir. Yani bir mahalle takımı tarzında bir kulübe her zaman karşıydık. O kulübün temellerinin atılması için de ciddi bir oluşum gerekiyordu. Şimdi biz 2018'e geldiğimizde 2018'in Nisan ayında kulübümüzü tescilini aldık federasyondan ve kulüpleşme tarafını da hayata soktuk. Bu ciddi bir temel gerektiriyordu. Biz o temeli 10 yılda adım adım tuğla tuğla örerek yaptık. Şu anda bizim çok güzel bir yönetim kadromuz var. Bursa'nın gerçekten sayılı iş adamlarının, sayılı insanların ve sporun içinde söz sahibi insanların da olduğu büyük bir ekibimiz var.
kulüp tarafında. Öyle olunca tabii 2018'i beklemek zorunda kaldık. Ama şu anda işte yarışmacı gruplarımızla hem akademide eğitim gruplarımız, çocuk gruplarımız hem de yarışma gruplarımız beraber birbiriyle paslaşarak devam ediyor. Peki bu 10 sene sizin için nasıl geçti? Sizin gözünüzden. Benim için şöyle, aslında hem duygusallık var, hem disipline, daha çok disipline edilme var tabii ki. Kendi işi olduğu zaman insanın çok daha farklı olabiliyor. Hem çok keyifli geçti, üzüldüğümüz duygusal taraflar oldu, keyifli tarafları oldu. Çok çok şeyler öğrendiğimi de düşünüyorum ben kendi adıma. Çocuklara ne kadar öğrettim. Ben bir kere futbolu çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Her şeyden önce. Tabii Mustafa ile evlendikten sonraki dönemde belki biraz görsel anlamda evet bir şeyler, bir fikrimiz vardı. Fakat şimdi kendi işimiz olursa olunca, bir de benim çocuklarım da aynı zamanda futbola yönelince çok daha yakından, yani bir beyden belki çok daha iyi biliyorum diyebilirim yani evet. Şu anda futbolu. Çünkü bence eğer bir işi yapıyorsak, yapıyorsa bir insan, o işi her şeyle öğrenmeli ilk önce. Bir bayan olarak ben de öğrenmek istedim ve çok da iyi yerlerdeyiz diye düşünüyorum bu anlamda. Biraz da saha içine dönelim Mustafa Hocam'la. Hangi yaş gruplarında eğitim veriliyor Mustafa Gönden Futbol Akademisi'nde ve nasıl eğitimler, nasıl antrenman programları uygulanıyor? Şimdi şöyle, öncelikle şu detayı vereyim. Biz 3 senedir yeni bir tesisteyiz. Artık bütün antrenmanlarımız, bütün eğitimlerimiz doğal çim sahada yapılıyor. Bu çok önemli değil mi? Çok önemli. Yani çocukların bir kere fiziksel gelişimleri, sağlık, hani bütün bunları toparladığınız zaman halı sahalar futbolu Türkiye'de öldüren şeyler. Maalesef öyle. Evet, biz de halı sahada başladık bu eğitimleri ama hep böyle bir gözümüz böyle bir tesis arayışındaydı. Bu tesisle alakalı da 3 senedir çim sahada daha doğal şartlarda, daha profesyonel şartlarda çalışıyoruz. Bu sizin antrenman programlarınıza nasıl yansıdı çim sahada çalışmak? Şimdi çocukların gelişimleri gerçekten ciddi anlamda etkiledi. Çünkü halı sahada vücut koordinasyonuyla çim sahada yapılanlar çok çok farklı. Ben mesela yıllarca futbol oynadım ve biz çim sahada yetiştik, çim sahada büyüdük. Son dönemlerde moda oldu bu halı saha olayı. Şimdi halı sahaya ben arada arkadaşlarımız çağırıyor. Gittiğim zaman oynayamıyorum. Yani çok farklı bir zemin çünkü. Ya topun sekişi farklı, senin dönüşün, basışın farklı, sakatlanma riskin çok fazla. Orada bir elektrik yükleniyor çocuk. O elektriği atması lazım vücudundan. Biz çocukları neden spora gönderiyoruz? Enerjilerini atsınlar, hani sağlıklı olsunlar diye. Şimdi futbolcu olmak zorunda değil hiçbir çocuk. Ama sağlıklı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bireyi yetiştirmek için de çim saha çok çok özel, çok çok önemli. Ya bizim için zaten önemli olan ilk önce spor yapmaları çocukların. Aslında bu bilinç işlenmeli. Yani birçok insan tabii bunun bilincinde artık da spor, ondan sonra futbol. Yani bu çok önemli. Önce gerçekten sağlıklı bireyler yetiştiriyoruz. Evet. Yani bizim düsturumuz şu değil. Yani biz futbolcu yetiştireceğiz garantisi vermeyiz kimseye. Ama biz sağlıklı, küfretmeyen, arkadaşına saygı duyan, saha içinde takım olabilen, bir zincirin parçası olmayı becerebilen özgüvenli bireyler yetiştiriyoruz. İlk şeyimiz bu. Zaten yaptığımız antrenmanlar, çalıştığımız imkanlar profesyonel şartlarda olduğu için çocuklarda zaten biraz böyle o kıpırdanma, o eğitimin arkasından gelen yükseliş olduğu zaman başarı da geliyor. Yani bizim çok şampiyonluklarımız da var. İşte Bursa şampiyonluğumuz var, Ege Bölgesi şampiyonluğumuz var, katıldığımız organizasyonlarda ciddi derecelerimiz var. Yaş grubu olarak da mesela kulüp tarafında biz U15, U14, U13, U12, U11'e katılıyoruz. Akademi tarafında da yine bu yaş grupları devam ediyor. Orada da devam ediyor çalışmaları. Aynı zamanda 5 yaşa kadar da çocuklarımız var. Ama bu son dönemde daha küçük yaş gruplarından da talepler oldu. Yani daha küçük çocuklarımızın da katılması gündeme geldi. Şu anda en küçük oyuncumuz 3 yaşında. Hatta onunla da ilgili bir videomuz var. Videomuz İsterseniz var, siz evet. O konuyla ilgili evet. Bahsetmeden önce onun videosunu izleyelim. Gerçekten tamam. Biz de yayından önce izledik. Çok sempatik bir video. Hemen yönetmenimizden rica edelim. O videoyu getirelim ekranlara.
Evet değerli izleyenler, Berat'ın videosunu izledik. 3 yaşında Mustafa Gönden Futbol Akademisi'nde. Aslında hocam bize çok garip geliyor 3 yaşında futbol oynamak ama Avrupa'da başka ülkelerde baktığımız zaman biz de maalesef futbola veya herhangi bir spora çok geç başlıyoruz. Bu konuyla ilgili en iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz hem Berat hakkında hem spor yapma yaşları ya hakkında? Çok enteresan bir durum. Türk insanının maalesef ki biraz böyle bazı şeyleri yapmadan eleştirmeyi sevmesinden kaynaklanan olaylar biz de yaşadık. Biz ilk akademimizi kurduğumuzda 2008 yılında biz 5 yaş grubunu açtık. Yani 5-15 yaş arasında futbol eğitimi veriyoruz diye duyurusunu yaptık. Bana çoğu yerden, yani isim vermeyeceğim, kimseyi kötüleme adına hani burada rencide etmek istemiyorum ama herkes ya işte 5 yaşında futbol eğitimi mi olur, işte 8 yaşında başlanır, işte şöyle olur böyle olur. Çok ciddi insanlar bunu söyleyenler hesapta ama ben onlara hep şunu söyledim. Arkadaşlar dedim, evet Türkiye'den bahsediyorsunuz ama siz dedim ben Avrupa'da da oynadım. Ben Uzak Doğu'da da oynadım. Milli takım oynadık ve yurt dışında çok seyahatlerimiz oldu. Çok araştırmalarımız oldu. 5 yaşında bu çocuklar Avrupa'da eğitim veriyorlarsa biz niye 8 yaşında başlıyoruz? Niye 7 yaşında başlıyoruz? Artık eğitim anne karnında başlıyor. Yani müzik dinleterek çocuğa evet. Klasik müzik dinletiyorlar. İşte sakinliği, ruhsal gelişimiyle alakalı anne karnında eğitim veriliyor. Şurada bizim ölçümüz şudur. Çocuk eğer o grubun diğerlerini bozmayacak uyumu sağlayabiliyorsa yaşı hiç önemli değil. Biz onu o grubun içine katarız. Yani işte Berat'ı izlediniz. O engellerden atlaması, işte slalom çubuklarının arasından dönmesi, sırasına gelip beklemesi bunun için bir eğitimdir. Yani çıksın, gol atsın, 3 kişiyi geçsin, 5 kişiyi geçsin diye bir derdimiz yok. Biz eğitim veriyoruz. Yani biz eğitimciyiz. Biz yarışmacı, işte başarılı olalım, Mustafa evet. Gönden şampiyon olsun derdinde değiliz. Biz bizim akademimize gelen ve orada devam eden bütün çocukların mutluluğundan ve gelişiminden evet, sorumluyuz. Başarı arkasından gelir gelmez hiç önemli değil. Biz başarı odaklı giden bir yer değil, eğitim ve samimiyetle giden bir yeriz açıkçası. Bize, şunu da eklemek istiyorum Mustafa'nın sözüne. Bize kayıda geldiği zaman aile ilk önce çocuğu bir deneme antrenmanına biz teklif ediyoruz, alıyoruz. Çünkü çocuk çıktıktan sonra eğer o mutluluğu, enerjiyi bize verebiliyorsa, aile de aynı şekilde mutlu oluyorsa çocuğun mutluluğundan kaynaklı, o şekilde bize ifade ediyorlar ve kayıt ediyoruz. Yani çok önemli bizim için. Yani çocuğun o sahada mutlu olması. Bunu Mustafa da çok önemsiyor, yardımcı hocalarımız da çok önemsiyor. Ya şunu açayım ben. Şimdi mesela kulüpler oyuncu denerler. Deneme antrenmanı budur. Evet, bizde... tam tersi. Diyoruz ki çocuk antrenmanımıza katılsın. Çocuk istiyorsa ve mutluysa kayıt yapın. Evet. Yani çocuğu siz bizi deneyin. Evet. Yani evet. Bizim deneme antrenmanımız ayna gibi. Evet. Hani biz çocukları denemiyoruz. Hiç deneme yaparak, tespit ederek işte bu çok iyiymiş, bu çok yetenekliymiş gibi bir derdimiz yok. Zaten bizim orada akademimize girdiğinizde ilk karşılaşacağınız slogan Deniz Hanım'ın sözüdür. Futbol yetenekle değil, eğitimle başlar yazar. Biz orada yetenekli çocuk avcılığı yapmıyoruz. Evet. Biz çocukların mutluluğunu, yani çocuk istiyorsa bize devam etsin, mutluysa devam etsin istiyoruz. Her çocuk her çocuk yetenekli olacak diye bir şey yok. Tabii ki de her çocuğun ayrı yeteneği var. O bir ayrı. Fakat futbol anlamında konuşursak eğer, yani bir çocuğun içindekini de dışarı çıkarabilmesi için bence iyi bir eğitimciye ihtiyacı var. Bu söz bundan aslında dolayı aslında en büyük çıktı. Eksiklerimizden bir tanesi değil evet. mi bu iyi eğitimciler? Bence Türkiye de. Seviyesinde baktığımız zaman. Herkes bildiği işi yaparsa daha keyifli olacak her şey zaten. Hani çocuklara herkes her şeyi öğretemiyor. Bilen insanların elinden öğrenmeleri doğru. Biz bunun çok fazla örneğini yaşadık zaten. Birçok isim de var. Evet. Şu anda Bursa Spor'da olan isim de var hatta. Evet. Yani o yüzden bu sözü söyledik, yaşadık. Hocam 10 senelik süre zarfında birçok oyuncu geçmiştir elinizden. Peki şu anda başka kulüplere verdiğiniz, iyi şeyler beklediğiniz, büyük potansiyelli dediğiniz oyuncular var mı? Var. Yani şu anda bizim akademimizde eğitim alıp yetişip, yani şöyle söyleyeyim, temelden işte 4-5 yaşında, 6 yaşında bize kayda gelen ve daha sonra belli bir seviyeye ulaştıktan sonra gönderdiğimiz, bizden istenen çocuklarımız oldu. En yakın örneği bu sene 2006 doğumlu iki tane oyuncumuzu Antalya Spor istemişti. Vermedik tabii. Biz Bursalıyız. Önce hani bir bu yoldan geçelim. Daha öncelere dönersek de 2000 doğumlu Burak Kara Bursa Spor'da şu anda ve
muhtemelen önümüzdeki sene profesyonel yapılma ihtimali yüksek oyunculardan bir tanesi. 2001 doğumlu Ozan İsmail Koç var yine Bursa Spor'da. O da geçen sene takım kaptanlığını da yapmıştı hatta Bursa Spor'un. O da profesyonel çizgisine geldi şu anda. Galatasaray'da Yağız Zeybek var. O bizim oyuncumuzdu. Bursa Spor'dan geçmedir o da. Yani biz Bursa Spor'a verdik. Yani en iyi 3 oyuncumuzdu o dönemde. Bursa Spor'a verdik. 2 tanesi yukarı geldi. Bir tanesi de şu anda Galatasaray'a geçti. Hani bu anlamda diyorum ya, bizim hedefimiz bu değil ama bunlar çok çıkıyor. Doğru eğitildikten sonra bunlar çok çıkıyor. Evet. 8 senedir düzenlediğiniz bir Junior League etkinliğiniz var. Evet. Organizasyon kısmını size soracağım. Çünkü o takımları bir araya getirmek, yaklaşık 1000 sporcu diye konuşmuştuk. O nasıl oluyor? Sağ iç kısmını da size sorayım. Önce organizasyon kısmından başlayalım. Şimdi şöyle, organizasyon kısmı aslında Junior League şimdi daha çok birlikte yaptığımız bir organizasyon ama ağırlığı Mustafa Hoca'da. Çünkü takımların organize oluşunu o daha profesyonel, o anlamda daha iyi bildiği için hani o konuda ben çok fazla fikir beyan etmiyorum açıkçası kendime, ama tesisle ilgili, evet, tesisle ilgili tüm hazırlıklar bir tarafı bana ait. Daha çok organizasyondan aslında Mustafa Hoca bahsederse daha Junior'lik biraz daha farklı bizim yaptığımız organizasyonlarımızdan. Bu sene 33 takım katıldı. Şöyle, hep bu da bir kanayan yaramızdır. Biz Bursa olarak futbol şehriyiz ama Bursa'nın kendine ait bir organizasyonu yok. Yani işte gidiyoruz Antalya'daki turnuvalara katılıyoruz. Evet, katılalım. Evet. Ege bölgesinde yapılıyor, sıcak bölgelerde genelde organizasyonlar. İşte Altınordu'nun yaptığı örnektir buna. Katılalım, yani bunda bir sıkıntı yok. Ama biz Bursa olarak niye hiçbir şey yapmıyoruz diye hep sorguluyoruz. Bunun öncülüğünü de maalesef hiç kimse çıkıp da yapmadı uzun zamandır. Biz buna soyunduk. Yani 2010 yılında dedik ki Bursa'ya bir organizasyon katalım. 2010'da başladı. İşte bu sene 8.sini yaptık. Çok da güzel bir yere geldi. Bir marka oldu. Junior League Bursa dediğimiz zaman artık çoğu çocuğun, Bursa'da futbol eğitimi alan bütün herkesin beklediği bir organizasyon bilinen haline bir geldi. Evet. Bilinen bir turnuva. Çok bilinen bir turnuva. Çok katılım gücü yüksek. Allah nasip kısmet ederse biz bunu hem ulusal hem de uluslararası düzeye de taşımayı düşünüyoruz. Ama şu an sadece yerel takımlar yer alıyor. Yerel takımlar ama yakın illeri de kapsadık. İşte Yalova'dan, İnegöl'den, Karacabey'den, Susurluk'tan, ilçelerden, Bozüyük'ten, yani çevre il ve ilçelerden de gelen takımlarımız, katılımcı takımlarımız oluyor. Bu anlamda hani Bursa ve çevresi gibi gidiyoruz. Yarın öbür gün belki bunu daha merkezi bir hale getirip yurt dışı takımları olabilir. Türkiye içinden farklı kulüpleri burada çocuklarımızın yanına getirebiliriz. Yani bunlar hep proje işleri. Kolay işler değil. İşin o tarafında ben takım bulma, takımları organize etme, hakemler, ödüller. Yani çünkü biz oraya katılan bütün çocuklara bir ödül veriyoruz. Evet. Evet. Yani özellikle çocukların gönlünü almak çok önemli. Yani şimdi oraya çocuk geliyor. Tamam, birisi birinci oldu, kupayı aldı, madalyasını aldı. İkinci oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu. Beşinci takım var, altıncı var, onuncu var, yirminci var, otuzuncu var. Yani bu çocukların da orada üzülmemesi gerekiyor. Burada amaç kaynaşma. O yüzden hepsine bir ödül veriyoruz. Bunlar da kolay değil yani. Hepsini ayırmamak lazım. Çünkü o kadar tatlılar ki, yani çocukların ruhuna inebilmek zaten çok önemli. Yani hepsi böyle bir şey bekliyor. Yani oynasa da oynamasa da orada amaç birbirlerini yarıştırmak değil zaten. Ya o bir etkinlik, bir şölen, yani bir heyecan onlar için. O, ya her birinin birer ödül alması gerekiyor bence oraya katıldıkları için. Bunu da biz yapıyoruz. Çok da mutlu oluyorlar. Biz daha mutlu oluyoruz tabii. Yani Bursa'da çoğu evde bizim madalyalarımız, Mustafa Gönül'den Profesyonel Futbol Akademi yani olarak hani çoğu evde yer aldığını biliyorum. Geçtiğimiz yaz Antalya'da bir kamp yaptınız, yine konuşmuştuk. Bu gibi buna benzer saha dışı etkinlikleriniz oluyor mu veya planlıyor musunuz? Atıyorum çocuklarla şimdi, birlikte tiyatroya gitmek veya başka bir yere gitmek tarzında. Şimdi biz 6 senedir kampa gidiyoruz Antalya'ya ve bir sürü etkinlik yapıyoruz. Burada da bu organizasyonların mimarı ve hani organizasyon şemasını çıkartan A'dan Z'ye, işte ödemelerinden programlamasına kadar Deniz Hanım'dır. Yiyecekleri yemeklere kadar. Evet. Hepsi sizin elinize. Yani şu kadar bir örnek vereyim Deniz Hanım'a pas atmadan önce. Mesela biz kampa gidiyoruz Antalya'da. Akşam yemeği yedi çocuklar. İşte etkinlik yaptık. Bir yarışma yaptık. Orada bazen işte hafıza oyunları yapıyoruz. Bilgi yarışmaları yapıyoruz falan.
Deniz Hanım'ı bir ara kaybediyoruz. Bir geliyor elinde işte aşağıdan mutfak personelini şey yapmış ekiple geliyorlar. Çocuklara meyve ikramı yapıyorlar mesela. Çocukların diyor işte meyve saati geldi şimdi meyve yemelerim lazım gibi gibi hani bu tarz detaylar da orada. Şimdi ben her şeyden önce bir iki çocuk annesiyim. Yani anneyim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Orada da birçok annenin çocukları bize emanet bir şekilde geliyor. Ben de çok titiz büyüttüğüm için, çok titiz bir anne olduğum için onlara da o şekilde yaklaşıyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. O yüzden ayrıntılara tabii bazen Mustafa Hoca'yı da sıkabiliyorum bu anlamda ama yani yedikleri yemek, yatışları, oda düzenleri. Mesela genelde kamplarda üçer kişilik odalar, turnuvalarda özellikle. Üçer kişilik, dörder kişilik odalar verirler. Ben kesinlikle diyorum yani iki kişilik olacak. Çocuklar rahat edecekler. Veya ne bileyim bazı otellerde çocukların ayrı bir bölümde kalmalarını isterler. Turnuvalar için geçerli. Bizim özel kampımız ayrı oluyor. Ben derim ki o otelin içinde kalacak çocuklar bizlerle birlikte. Ben nerede yatıyorsam onlar da aynı yerde yatacaklar. Yani çünkü bize emanet oldukları için, farklı çocuklar oldukları için değil, diğerlerine göre asla değil. Onlar tamamen bize emanet oldukları için rahat etmelerini sağlıyoruz ve her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Değerli hissediyorlar tabii değerli böyle hissediyorlar olduğu zaman. Ve döndükleri zaman ailelerine anne ben bir daha gitmek istiyorum dediği zaman o bizim için tabii ki başarmışız. Sizin için en büyük kazanım herhalde o cümle oluyor. Başarmışız oluyor evet. Ya şu var Antalya kampımızla ilgili şunu söyleyeyim bu artık klasikleşti yani Nisan sonunda biz akademi olarak Antalya'da kamp yapıyoruz. 5 gün sürüyor. Bu 5 günde Bayern Münih Türkiye'ye gelip hangi şartlarda kalacaksa ya da Barcelona ya da işte Manchester City o şartları biz çocuklarımıza veriyoruz. Yani standartımız orada. Hani biz gidelim işte şu otelde kalalım, şu sahada oynayalım değil. En güzel otelde kalacağız, en güzel saatte antrenman yapacağız, en güzel tesiste çalışacağız, en güzel yemeği yiyeceğiz, en güzel otobüste gideceğiz gibi böyle enlerimiz var. Antalya kampı da o anlamda bizim bir vizyonumuz yani. Çok da önem veriyoruz açıkçası. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek evet. istediğiniz, benim sormayı unutun veya gündeme getirmek istediğiniz bir şey varsa onu da dinleyelim sizden akademiniz hakkında. Son cümleyi Sayın Başkan'dan alalım. Yani her şeyin çocuklarımızsa söz konusu olan, her şeyin doğrusunu vermek çok önemli. Biz de bunu önemseyerek yola başladık ve devam ediyoruz MGPFA ailesi olarak. Biz Bursa ailelerini davet ediyoruz. Buyurun gelin çocuklarınızı getirin. Orada antrenmanlara katılsınlar, ortamımızı görsünler. Çocukları mutlu olduğu sürece bizimle spor yapsınlar diyorum ben. Ben bu güzel sohbetinizin çok teşekkür ediyorum size. Biz değerli ASTV izleyenleri bu hafta satır başı programımızda Mustafa Gönden Futbol Akademisi'ni ağırladık. Önümüzdeki hafta biz yine yeni konuklarımızla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.